Herkese Nesne TV'den merhabalar. Cuma akşamı EuroLeague'de yine önemli mücadeleler var. Sizlere 3 maç paylaşacağım, güvendiğim tercihleri paylaşacağım. İlk maçımız saat 19'da başlayacak. 749 koduyla CSKA Moskova Armani Milano'yu konuk edecek. İlk yarı 8.5, maç sonu 15.5 sayı handikaplar. Konuk takım Armani Milano'da. Armani Milano geçtiğimiz sezona göre bence performans anlamında düşüşte. Kendi liginde, İtalya Basketbol Ligi'nde Armani Milano çok iyi gidiyor ama EuroLeague'de bana göre çok başarısız sonuçlar aldı ve iyi basketbol oynadığını düşünmüyorum Armani Milano'nun. Temsilcilerimiz gerek Fenerbahçe Ülker gerek Anadolu Efes İtalya'da Armani Milano'yu yendiler. CSKA Moskova Avrupa'nın bana göre en iyi takımı şu anda. Gerçekten şu anda da EuroLeague'in bence şampiyonluk, en net şampiyonluk adayı bana göre şu an için CSKA Moskova. 163.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ne olursa olsun 15.5 sayılık handikap EuroLeague maçı için fazla. Armani Milano ne kadar kötü olsa da EuroLeague'de yine de 15.5 sayı handikaptan karşıma almak istemiyorum. 163.5 sayılık toplam sayı limiti var dedik. CSKA Moskova çok skorer bir takım kimliğinde şu anda. Ben bu maçta CSKA Moskova'dan 90'lı sayıları hatta 100 sayıyı zorlamasını düşünüyorum. Çok yüksek bir skor bekliyorum CSKA Moskova'dan. Armani Milano da mutlaka buna eşlik edecektir. Dönem dönem CSKA Moskova nasıl olsa maçı kazanım havasına girip savunmayı biraz düşürecektir. Nizhny Novgorod'dan da CSKA Moskova biliyorsunuz çok yüksek sayı yemişti. Ama ben burada CSKA Moskova biraz daha endeksli bir maç bekliyorum ve 163.5 sayılık toplam sayı limitinin aşılacağını düşünüyorum. Üst tercihim var bu karşılaşma için. Ve iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker EuroLeague'de karşı karşıya gelecekler. 750 karşılaşmanın kodu. İlk yarı 1.5, maç sonu 2.5 sayı handikaplar. Konuk takım Fenerbahçe Ülker'de handikapsız oynama şansımız var bu karşılaşmaya. 657 koduyla 1.55 Anadolu Efes galibiyet oranı, 2.10 ise Fenerbahçe galibiyet oranı. Sistem kuponu için 2.10'dan Fenerbahçe Ülker galibiyeti sizlere önerebilirim. Ama benim öncelikli tercihim 750 koduyla maç sonu 2. Fenerbahçe Ülker'in ben handikaplı kalmasını bekliyorum. Maçı kazanmasını da bekliyorum ben Fenerbahçe Ülker'in. 150.5 sayılık toplam sayı limiti var. Çok fazla toplam sayı limiti olayına girmeyeceğim. Çünkü iki takımın da skora katkı verecek çok değerli oyuncuları var. Yani saymakla bitmez. Alt tercihi biraz daha ön planda olsa da yine de ben riskli buluyorum alt üst tercihini. Burada Fenerbahçe Ülker'in son dönemdeki performansı, özellikle Jan Veseli'nin oynadığı basketbol burada ön planda benim için. Fenerbahçe Ülker Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmayı da dikkate alacaktır. Hatırlanacağı gibi Anadolu Efes Türkiye Basketbol Ligi'nde kendi salonunda Fenerbahçe Ülker karşısında net bir galibiyet almıştı. Farklı bir galibiyet almıştı. Burada son dönemki performanslara bakarak ben Fenerbahçe Ülker'i bir adım önde görüyorum. 2.5 sayılık handikap avantajıyla maç sonu 2 tercihim var. Ve son maçımız saat 21.30'da iki İspanyol takımı karşı karşıya gelecek. Vitoria Malaga'yı ağırlayacak. Handikapsız oynama şansımız var 658 koduyla bu karşılaşmayı. Vitoria 1.40 galibiyet oranı, 2.45 Malaga galibiyet oranı var. Handikaplı oyunda ilk yarı 2.5, maç sonu 4.5 sayılı handikaplar. Konuk takım Malaga'da 157.5 sayılık toplam sayı limiti görüyoruz. Malaga İspanya Basketbol Ligi'nde gerçekten çok başarılı bir sezon geçiriyor. Ligin lideri konumunda ama EuroLeague'de de bir o kadar başarısız. İlk galibiyetini geçtiğimiz hafta kendi salonunda Nizhny Novgorod'a karşı aldı. Vitoria ise geçtiğimiz hafta az kalsın Fenerbahçe Ülker'i İstanbul'da yenme başarısı gösterecekti. Son topa kadar getirdi oyunu. Son dönemde ben Vitoria'nın oyununu çok beğeniyorum. Özellikle son transferlerden sonra bence çok iyi basketbol oynamaya başladılar. Bu iki takım geçtiğimiz hafta karşılaştı. Daha doğrusu iki hafta önce karşılaştı Malaga'nın salonunda. Ve 76-74 bitti karşılaşma. İki sayı farkla Malaga maçı kazandı. Burada bence 1.40'lık oran çok net gözüküyor. Benim bültende en güvendiğim karşılaşma diyebilirim bu karşılaşma için.
Ben Vitoria'dan kendi salonunda çok net bir galibiyet bekliyorum. Malaga'nın motivasyonu, biraz da artık lige dönmüş olması, Euroleague'de aldığı, arka arkaya aldığı mağlubiyetler sonrasında Malaga'nın Euroleague'de çok fazla şansı kalmadı. Tek galibiyeti var şu ana kadar oynanan mücadelelerde. Vitoria gayet şanslı durumda. İyi de bir takım olduğunu düşünüyorum. Özellikle kendi salonunda oynamanın verdiği avantajla bence net bir şekilde maçı kazanacaktır. 658 Vitoria Malaga için 1.40'dan maç sonu bir tercihim var. Herkes oyna kuponlarda, bol şans diliyorum. Hoşçakalın.